Herkese günaydın. Bugün Perşembe sabahı. Yeni evimizden ilk defa yeni ofisimize gidiyoruz. Bugün YouTube headquarter'ından çalışacağım, ana merkezinden. San Bruno diye bir yerde. San Francisco'ya oldukça yakın. 20 dakika yarım saat falan benim evimden. Bugün oradan çalışacağız. Akşam da burada Thanksgiving diye bir şey var. Bir tatil var. Haftaya Perşembe ve Cuma iki gün iş yok. Bu akşamdan New York'a gidiyorum. Ablam, annemi ve babamı görmeye. Babam da Türkiye'den geliyor, o yüzden güzel bir kafa tatili olacak, aile tatili olacak. Akşam New York'a uçacağız. Onun dışında bugün birazcık YouTube ofisini gezeceğiz. Orası nasılmış, neler var, çünkü bayağı güzel şeyler duydum ve ben hiç gitmedim daha önce. Orayla beraber göreceğiz. Dün akşam eski oda arkadaşım Kinçuk'la artık vedalaştık, çünkü ben New York'tan döndüğümde o Chicago'ya taşınmış olacak. Onunla vedalaştık. Biraz üzücüydü. İkimiz de bayağı güzel anılar paylaştık bu geçen sene beraber yaşadığımız 14 ayda. Ama işte bu iş bulma olayları ve çalışma vizesi olayları çocuğun kafasını bayağı yordum. Çünkü çalışma vizesi de çıkmadım. Son bir hakkı kaldı. Belki kuradan çıkar bu sene ama düşük bir ihtimal. %10 çıkıyor. Bana ikinci denememde çıktı. Toplam 3 hakkınız var. 3 sene. Her sene bir kere girebiliyorsunuz. İlk ikisinde çıkmadı çocuğa. Eğer bunu da çıkarsa kalacak, yoksa master yapmak zorunda kalacak Amerika'da kalmak için. Bu da ayrıca bir, nereden baksanız 60-70 bin dolar minimum. Bir de olsa kazanmayacağı parayı da katarsan 250-300 bin dolara denk geliyor. O yüzden bayağı zor kararlar aslında bunlar. Bu yaşlı çocuk çünkü 22 yaşında benden, yok 20-23 yaşında. Benden 2 yaş küçük. Yani bu yaşta böyle kararlar vermek birazcık zor. Ama buranın da gereklileri böyle. Onun dışında ben de her şey yolunda. Yeni eve alışmaya çalışıyorum bu San Francisco hayatına. Caddeler çok güzel. Bu sıralar hayat aşırı yoğun geçiyor. Çünkü yeni takımda şu anda inanılmaz fazla şey öğreniyorum. Çok keyifli. Ama yazılım mühendisliğinde farklı bir takıma, farklı bir teknoloji altyapısında çalışmaya başlamak inanılmaz zor. Yani kendini yani sıfırdan başlıyorsun ve sürekli her gün bambaşka şeyler öğreniyorsun ve bu çok zor bir şey aslında. Nereden baksanız yani tam anlamıyla rahat hale gelmek 4 ila 6 ayı buluyor bence. Yeni bir teknoloji altyapısına adapte olmak, yeni bir takım. O yüzden bu 4-6 ay oldukça yoğun geçecek benim için. Enteresan bir güncelleme daha var. Türkiye'den bir tane arkadaşım Can, o şu anda Oxford'da çalışıyor. Oxford'da okuyor, master yapıyor. Can'la beraber bir makale yayınladık ve bayağı iyi bir Neurips diye bir tane konferanstan kabul aldı. O yüzden Aralık başında galiba, yani New York'tan döndükten hemen 1-2 hafta sonra New Orleans'a gitmem gerekecek. Bu da ayrıca güzel bir gelişme. Dediğim gibi yani hayat bu sıralar inanılmaz yoğun ama keyifli. Şurada bizim otobüs. Yeah, San Bruno. Alright, thank you. Şimdi Google'ın çatına bindik. Burada masalarımız var. Yani şurada da var. Valizimi de buraya koydum. Kafalar rahat. Şimdi beraber sen buradan gidiyoruz. Yarım saat falan sürecek şatılla. O sırada bilgisayardan iş yapacağım. Masamı açtım şimdi. Anahtar olmadan bilgisayara giriş yapılmıyor. Güvenlik sebeplerinden dolayı. Şimdi bir tane YouTube ofisine geldim. Ama acaba esas olan burası mı bilmiyorum. Benim de ilk seferim olduğu için beraber bakacağız. Şu anda resepsiyondan geçtim. Resepsiyondaki adamlar inanılmaz tatlıydı. Valizi direkt şey yaptılar. Direkt buraya bırakabilirsin falan dediler ama normalde hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Birkaç kere valize geldim ofise. Buradakiler bayağı yardımseverdi. Bu arada burada şöyle bir ortam var. Barbekü yapabiliyorsun. Basket potası. İşte
Şu oyunun adını unuttum. Böyle tenis gibi bir şey. Şimdi biz 1400 numaralı binaya gidiyoruz. Şurası. Burada böyle serbest çalışma alanları varmış. Dedim ki en rahat nereden çalışabilirim? Burası dedi adam. Bakalım. Bir saat sonra bir tane toplantım var. Ve bugün öğleden sonra da YouTube'un işte böyle aylık organizasyon toplantıları oluyor. Yeni özellikleri açıklıyorlar. Bu ay galiba açıklayacakları şey public oldu. YouTube müzik AI özelliğini paylaşıyorlar. Birkaç tane şeyle partner etmişler. Müzisyenleşti. Neydi ya kadın? Demi Lovato mu? Yanlış söylüyor olabilirim, bilmiyorum. Ve birkaç da böyle T-Pain'le falan kolaborasyon yapmışlar ve mesela sen diyorsun ki işte güneşli bir günle alakalı bir şarkı istiyorum diyorsun. Sonra bir anda T-Pain şarkı yazıyor. T-Pain'in sesiyle şarkı söylemeye başlıyor ve bunu shorts'unda kullanabiliyorsun ve tamamen sana unique bir shorts için bir video oluyor ve bunu sağlıyor sana. Aynı zamanda müzisyenler için de mesela sen mırıldanıyorsun. O mırıldandığın ses kaydını diyorsun ki bunu mesela şey yap diyorsun. Saksafon solosu yaparak bana bunu ver diyorsun. Bir anda o mırıldandığın tonla melodiyle sana bir saksafon solosu veriyor ve bunu hızlı bir şekilde müziklerini test edebiliyorsun. Yani müzisyenlerin daha hızlı bir şekilde fikirlerini test edebilmelerini sağlıyor. Bayağı güzel bir özellik. Bugün onları açıklayacaklar. Ben de canlı olarak onu izleyeceğim. Ama sabah zaten haberlerde çıktı. O yüzden bir sıkıntı yok. Bazı şeyler söylerken dikkat etmem gerekiyor. Ne public oldu ne public olmadı bilmiyorum o yüzden ama bunu söylemeden önce araştırdım. Evet, şimdi buradan çalışacağız. Geçen gün karşıma bir tane video çıktı. Videoda şundan bahsediyor. Bir tane işte seramik sınıfında öğrencilerin bir grubuna demişler ki yapabileceğiniz en iyi işte vazoyu yapın demişler. Diğer arasına demişler ki yapabileceğiniz kadar maksimum vazo yapın. Sürekli vazo yapın demişler ve en sonunda bakmışlar ki tek işi en iyi vazoyu yapmak olan grup değil de bir sürü vazoyu yapan grup gerçekten en iyi vazoyu çıkarabilmiş. Şimdi bu mentaliteyi bunu neden anlattım? Şu anda şimdi buna benzer bir strateji izliyorum. İlk başladığım takımda, şimdi Google çok büyük ve bütün kod altyapısı da çok büyük. Yapabileceğin şey şu, bir sürü doküman okuyup onu okuyup bunu okuyup sonuna kadar anlayayım deyip en iyi şeyi çıkarmaya çalışabilirsin. Mesela sana bir görev veriliyor. O görevi yaparken şöyle oluyor. Bir dokümanı okuyorsun. O dokümanda bir tane link oluyor. Oraya tıklıyorsun. O dokümanı okuyorsun. Orada başka bir link oluyor. Derken bir bakıyorsun. Başladığın dokümana geri gelmişsin. Hiçbir şey anlamamışsın. Yani bir şeyler anlamışsın ama çok sağlam bir şey olmamış. Ve sürekli okuyorsun bir şey yapmaktansa. Sonuna kadar anlayayım istiyorsun böyle bir sistemin içine girdiğinde. Bir önceki takımda bu hatayı yaptım. Anlamaya çalıştım. Ama Google o kadar büyük ki anlaması gerçekten mümkün değil. Yani çok uzun zaman alıyor. Mümkün değil demeyeyim de. O yüzden bu takımda farklı bir strateji izliyorum. Bana verilen işleri yapıyorum. O işleri yaparken dokümanların arasında kaybolmuyorum. Şu anda neyse işim sadece onunla alakalı okuyorum. Onun dışındaki şeyleri sadece göz gezdirip hiç zaman harcamıyorum. Çünkü eğer okumaya başlarsanız dokümanlarınız ucu bucağı yok. O yüzden sadece ihtiyacım olan kadar ve olabildiğince kendimi limitlemeye çalışıyorum. Bu sayede bir sürü görevleri bitirerek, görev değil de işte bana verilen taskleri bitirerek yol sürecinde öğreneceğimi umut ederek ilerliyorum. Bu bence inanılmaz hızlı bir şekilde aslında daha fazla şey öğrenmeme sebep olacağını düşünüyorum. Az önce anlattığım hikayedeki, vazo hikayesindeki gibi. Bence bilgisayar mühendisliğinde yani en zor şeylerden bir tanesi yeni bir sisteme adapte olmak, yeni bir sistemde geliştirmeye başlamak. Şu anda o süreçten geçiyorum. İnanılmaz zor zaman gerektiriyor ve sabır gerektiriyor. Süreci size paylaşmak istedim. Şimdi toplantılarım bitti. Saat de 12'ye geldi. Beraber gidip aşağıda bir yemek yiyeceğiz şimdi. Ama bugün ofis birazcık kalabalık. O yüzden çok fazla kamerayı çekip etrafta video çekmiyorum. Bakalım fırsat buldukça çekeceğiz bir şeyler. Hadi gidelim. Burada bayağı iyi bir coffee shop var. Şimdi buraya geldik. Bir kahve alıp şimdi çalışmaya başlayacağız. İnanılmaz tatlı, güzel bir yer. Saat 7 oldu, çalışmam bitti. Şimdi şurada eşyalarımı toparlıyorum. Bunları hallettikten sonra da yemeğe gideceğiz.
hızlıca bir yemek. Sonra saat büyük ihtimalle 8 falan, 8 gibi de spora gideceğim diye düşünüyorum. Uçak çünkü 10.40'da. 9.40'da havalimanında olmam lazım. 9.40'da orada olmam için 9.20'de çıkmak lazım. O yüzden yemek sonrası da hızlıca bir spor yapıp kendimize gelip sonra uçakta 6 saat boyunca uyumayı planlıyorum. Sabah kalkıp New York ofisinden işe devam edeceğim. Yani acayip bir şu anda düzen var. Hafta sonu da çok büyük dinlenmeyi planlıyorum. Çünkü geçen haftalar çok yorucu geçiyor. Geçti. Durumlar böyle, kafalar karışık. Bugün şöyle bir şey verdiler bana. Bunu da zorla aldım. Dedim ki işte tam çalıştığım yerin önünde stand koymuşlar. Bu işte hoodie'leri hediye ediyorlar insanlara. Ama sadece responsibility grubunda olan insanlara veriliyor. Burada da o yüzden şey yazıyor. Nedir? RG yazıyor. Sonra adamlara dedim ki ben Google'a gireli 1,5 sene oldu, hala işte hiçbir kıyafet vermediler bana falan filan dedim. Sonra adam dedi ki tamam bir tane al dedim. Ama benden aldığını söyleme dedim. Sonra bana bunu verdim. YouTube ya da Google yazan bir tane kıyafetim oldu sonunda. Bunun için ayrıca mutluyum. Ofiste her yerde köpek var bu arada. Az önce arkamızdan geçti de görmediniz. Şimdi insanlar azalmıştır, daha video çekeriz. Şimdi yemekhaneyi bulmaya çalışıyorum. Şu an nerede yemek var bilmiyorum. Şurada da güzel bir duvar yapmışlar işte. Shorts yazıyor, live game yazıyor, premium falan. Ve herkes kendi kafasına göre bir şeyler çizmiş. Bir tanesi işte bu yeni özellik. Playable'lar. YouTube üzerinden oyun oynayabiliyorsun galiba. Bir tane mutfak var. Aşağıda da yemekhane var. Bakalım. Hey, do you know where the dinner is served? Dinner? Food? Yeah? Do you know where it's at? Yeah, lobby. Lobby? Okay, thank you. Hiçbir fikrim yok. Ne anlattım, ne anlaştık. Evet, dışarıdayız. Galiba şuradaki binada. Bakalım. Burası bayağı keyifli. Şöyle ahşaptan oturma yerleri var ağaçların arasında. Kampüs bayağı güzel. Yani kendi içinde dünyadan aşırı bağımsız. Ya binanın önünü görseniz arkasında böyle bir şey olduğunu beklemezsiniz. Tamam, yemekhaneyi bulduk. Eşyalarımı şuraya bıraktım. Burada yemeği yiyeceğim. Kafenin adı Original Cafe. Ama sadece bir tane istasyon var. Çok fazla yemek seçeneği yok. Bakalım ne yapmışlar. Oo, şöyle çilekli bir salata var. Fena değil. Yemeğimizi aldık, böyle acayip bir ortamımız var. Işıklı falan. Restoranın içinde acayip şarkılar çalıyordu, o yüzden dışarıda yeme kararı aldım. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi burada yiyeceğiz hızlıca. Kafam böyle inanılmaz dolu ama neyle dolu olduğunu da anlayamıyorum. Şu sıralar bayağı büyük yani değişikliklerden geçtim. Yeni ev, işte yeni iş, bir sürü seyahat falan. Yani belki onlar kafamı dolu tutuyor ama bilmiyorum, biraz rahatsız oldum. O yüzden şimdi buraya geldik. Boş bir tane stüdyo buldum. Burada birazcık meditasyon yapacağız. Spordan ziyade birazcık kafayı toparlayacağız. Ondan sonra bomba gibi uçağa gideceğiz. Birazcık enerjim düşük bugün. Bakalım. Belki meditasyonun bir işe yarar. En son belki 5 ay önce falan yaptım. Bir tane uygulama var, Headspace diye. En son yaptığımda bayağı iyi gelmişti ama her gün içinde zaman bulamıyorsun ya da erteliyorsun. Aslında ya erteliyorsun, zaman bulamıyorsun demeyeyim de. Devam etmemiştim ama şimdi tekrar aklıma geldi. Bakalım, deneyeceğim. Evet, şimdi bitirdim. Valla iyi hissediyor mu bilmiyorum. Ama galiba başım ağrıyor. Karmaşık duygular içerisindeyim. Galiba sadece uyumam lazım. Ben çağırdım. Havalimanına gidiyoruz artık. Bugün güzel bir gündü. Oo. Valizimi unuttum ya. Şimdi çıkıyoruz burada. Güzel şeyler dikkatimi çekti. Şurada Gordon Ramsay'nin işte televizyon kanallarından ve YouTube kanalından dolayı İmzalı apron'a baktık. Güvenimiz geliyor.
Burada bir tane Carl Junior var. Hadi gidelim. Havalimanına geldik şimdi. Bagajımı bağlayacağım. Güvenlikten geçtim falan. Uçak fulldü. Dün akşam bana bir şey e-mail geldi saat 2'de. Bir sonraki uçağı almak istiyorsanız işte gönüllü insanlar aranıyor. 350 dolara seni bir sonraki, yani sana 350 dolar veriyor, sen bir sonraki uçağı al diye. Çünkü başkası bu koltuğu istiyor ya da fazla satmışlar, her neyse. Benim bu saatte gitmem gerek diye bir sonraki uçak kaçta olduğunu bilmiyordum. O yüzden bu saatte geldim. Yolda düşünüyordum. Neyi fark ettim? Son zamanlarda, özellikle son 2 haftadır, hatta son 3 haftadır yeni eve taşındığım ve yeni işe geçtiğimden beri adam akıllı bir spor düzenine oturtamadım daha. O da benim kafamı inanılmaz etkiliyor. Gerçekten spor yapmayınca böyle sanki her şey ters gidiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden New York'ta hani fırsat buldukça spor yapacağım. En azından hani bir yarım saat 40 dakika bile olsa bunu aradan çıkarmam lazım. Çünkü hakikaten başka türlü odaklanmak çok güçleşiyor, kafa dağılıyor. Yani kesinlikle sporu bir şekilde hayata dahil etmek lazım. Bir de şu anda şimdi aklımda inanılmaz fazla böyle küçük küçük işler var. Yapmam gereken paper'lar var, makaleler var falan. Birazcık onları kafaya yoracağım. Bir de stresten ağzımda af çıktı. İnanılmaz ağrı yapıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum, edemiyorum. Onun için de şu Advil'i aldım. Hem de uykumu da getirir, ağrı kesici falan. Uçakta mışıl mışıl uyuruz. Bu sebepten dolayı bugün birazcık enerjim düşüktü. Vlogu çekerken belki siz de fark etmişsinizdir ama hayatın yüksekleri olduğu gibi düşük noktaları da var. Belki uzaktan işte hep söylüyorum hani buradaki hayat güzel gözüküyor olabilir, bir şeyler oluyor olabilir ama en nihayetinde çok düz bir hayat yaşıyorsun yani. Dişin ağrıyor, dişin ağrıyor. Bir şey, yani bir şeyler ters gidiyor hayatta sürekli. Benim de böyle hani düşük hissettiğim anlar oluyor. Her zaman süper enerjili değilim. Bunlar da hayatın bir parçası bence. Geldiği gibi kabul etmek lazım. Uçağı bekliyoruz. Bu sırada ilacımı alacağım. Birazcık iş yapacağım. Bir saat sonra uçağımız kalkıyor. Sabah 7'de oradayız. İneceğim, eve gideceğim, kahvaltı edeceğim, annemleri göreceğim. Annemi, ablamı, hanı, babamı göreceğim için inanılmaz heyecanlıyım. Tüm aile orada olacak neredeyse. Mertan abi hariç. Uçaktan ineceğim sabah 7'de. Sabah 9'da işte olmam lazım. O yüzden 8 gibi eve gideceğim. Yarım saat kahvaltı edeceğim. 9'da da işe gideceğim. Hani böyle şeyler de kafamı çok meşgul ediyor. Bakalım. Bir şekilde oluyor yani. Haydi görüşürüz.